ilçe başkanlarım, belediye meclis üyelerim, muhtarlarım, çok kıymetli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. ...31 Mart yerel seçimleri için bugün genel merkezimize, ilçe teşkilatımız dahilinde il başkanımızın görüşleri dahilinde genel merkezimize müracaatımızı yapmış bulunmaktayız. Adaylığımızın seydi şehrimize, ülkemize, camiamıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Adayımız belli, kararımız nettir. Hepinize saygılar sunuyorum. Sözü aklımda ve başkanımıza veriyorum. Sayın ilçe başkanım, eski ilçe başkanlarım, çok değerli belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, çok muhterem hanımefendiler, sayın basın mensupları, güvenleriyle bize cesaret veren çok saygıdeğer hemşerilerim, davetimize icabet edip akşamın bu saatlerinde rahatınızı bırakarak, sıcak yuvanızı bırakarak buraya gelmiş olmanız bizi cesaretlendiriyor. Hayatım boyunca güvenmekten ziyade güvenilir bir insan olabilmenin çabası ve gayreti içerisinde oldum. Hamdolsun ki gerek 2009 yılında, 2014 yılında ve 2019 yılında bu fakire karşı gösterdiğiniz güven için ahirete kadar hepinize minnettarım. Rabbim hepinizden razı olsun. ...36 yıllık Ankara bürokrasisindeki hayatımızda hemşerilerimizin 24 saat açık bir kapısı olmaya gayret ettik. Hamdolsun ki görev yaptığımız süre içerisinde gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek Başbakanlık'ta hiçbir hemşerimize partiden referans getirdiniz mi diye sormadık. Çünkü gelen hepsi benim kardeşim, benim hemşerim, benim gönül dostlarımdınız. Cumhuriyet Halk Partililere de, Adalet ve Kalkınma Partililere de, Saadet Partililerine de, Büyük Birlik Partilerine de, herkese eşit ve yakın durduk. Onların bizi bir hacet kapısı olarak görüp geldikleri yerde onlara çare olmaya, onların problemlerini, onların sıkıntılarını çözmeye gayret ettik. Hamdolsun ki sizlerin teveccühüyle 2009 yılında büyük desteklerinizle Seydişehir'de yerel seçimleri kazanarak orada 5 yıl boyunca görev yaptık. Rabbime şükrediyorum, hamd ediyorum Cenab-ı Allah'a ki bugün burada yine sizlerin huzurunda sizlerin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadık hizmetten başka. Partizanlık yapmadık. Çok teşekkür ediyorum. Rabbime şükrediyorum. Görev dönemimiz içerisinde 1871 yılında kurulan Seydişehir Belediye tarihinin en büyük altyapı projelerini gerçekleştirmeyi bize nasip etti Rabbim. O günkü birlikte yürüdüğümüz gerek arkadaşlarımız, gerek belediye çalışanlarımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bugün sizlerin desteği ve teveccühüyle tekrar 31 Mart tarihinde yapılacak olan
yerel seçimler için Sayın İlçe Başkanımızla birlikte elbette ki il başkanımızın onayını ve olurunu alarak genel merkezimize gittik. Başvurumuzu yaptık. Arkadaşlar ben ortaokul 2. sınıftan beri bu siyasi hareketin içerisinde oldum. Hamdolsun bize güvendiniz, bizim ülkücülüğümüzde partizanlık olmadığına inandınız, ayrımcılık olmadığına inandınız, Beytülmal'a el sürmediğimize ve sürmeyeceğimize inandınız, bize o gün o görevi tevdi ettiniz. Bugün mücadelemize yeniden devam ediyoruz. Önemli olan sizlerin güvenini kaybetmemek. Hayatım boyunca hep buna yoğunlaştım ve bu uğurda da mücadele etmeye devam ediyorum. Rabbime şükürler olsun. Haramla hiç anılmadık. Haram lokmamıza da hayatta kan damlatmadık. Beytülmal'a el sürmedik ve asla da sürdürmedik. İnşallah... Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde şehrimizde aday aday olarak çıkan bütün siyasi partilerimizin aday adaylarını tebrik ediyorum. Rabbim, inanıyorum ki inanılan, güvenilen, emin bir insan olmak ama nasip etsin. Önemli olan da budur. Çünkü sizin vereceğiniz helal oylarla oylarla oraya oturacak olan insan emin insan olmadığı sürece inanıyorum ki merkezi hükümetimiz tarafından Seydişehir'e ve Seydişehirli seçmenlerimize hizmet için gönderilen paralar yerini bulmaz. Ben bu duygularla, bu düşüncelerle her daim hareket ettim. Bugüne kadar da asla bundan zerre kadar taviz vermedik. Görev dönemimizde de en büyük hassasiyetimiz bu oldu. Olmaya da devam edecek. Sizleri çok seviyorum. Sizleri sayıyorum. Her zaman için değerli ve kıymetli olduğunuzu çok iyi inanınız ki bundan emin olunuz. Bugüne kadar riyakarlık hiç yapmadım. Allah riyakarları Kur'an-ı Kerim'de sevmiyor. Allah riyakarlara lanet ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ana teması, dinimizin hem insani hem İslami yönden ana teması adalettir, emanettir, ehliyettir. Ne Ankara'da ne burada görev yaptığımız süre içerisinde adaletten asla ayrılmadık. Hiç kimseye ayrımcılık yapmadık, sözlerimin başında da ifade ettim. Çünkü Kur'an'ın ana fikri adalet üzerine hükmetmektir. Bu bilinçle davrandık. Ehliyet aynı zamanda dürüst, namuslu, liyakatlı, işini iyi bilen bürokratlarla yola devam ettik. Biliyorsunuz 2009 yılında biz AK Partili bir arkadaşımızdan görevi devraldık. Sayın İbrahim Halıcı Bey'den devraldık. Ben o dönemde sadece hesap işleri müdürümüz kendi kurumuna gitmek için muvaffakat istedi. Gitti de muvaffakatını da verdim. Diğer müdürlerimizin hepsi, şube müdürlerimizin hepsi o günkü Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Halıcı Bey tarafından görevlendirilen insanlardı. Ben hiçbirini görevden almadım. Çünkü hepsi bu memleketin çocuğu, ellerinden gelen bütün hizmeti dürüst, adil ve adaletli bir şekilde yerine getirdiler. Bizim inancımız budur. İnsani ve İslami yaklaşımımız budur. Görevini yapan ehliyet sahibi, liyakat sahibi herkes başımızın üzerindedir. Emanete gelince, emanet beytül maldır, ümmetin malıdır. Bu paralar, harcanan paralar hiçbir belediye başkanı cebinden harcayarak o bu görevleri ifa etmiyor. Merkezi hükümetimiz tarafından sizlere gönderilen paralarla bu hizmetler yapılıyor. Hamdolsun belediye dönemimizde, görev dönemimizde o paralara el sürmedik, el de sürdürmedik. Bugün burada
akşamın bu saatinde buraya kadar gelmeniz bizim bugüne kadar izlediğimiz ve yürüdüğümüz yolun aynı zamanda doğru bir yol olduğunu gösteriyor. Hizmet etmek çok güzel bir şeydir. Hele hele yaptığınız hizmetin vatandaşlarımız tarafından kullanılıyor olduğunu görmek bir belediye başkanını en fazla mutlu eden bir düşüncedir. Bu duygularla, bu düşüncelerle hepinize akşamın bu saatinde, bu havanın serinliğinde yüreğinizin sıcaklığını bu kalabalığa yansıttınız. İnşallah o sıcaklığı daha da artıracağız. Seydişehir'i göreceksiniz, fokur fokur kaynatacağız çalışmalarımızla. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız, birlikte de çalışacağız. Bu duygu düşüncelerle hepinize her daim olan en kalbi sevgi, saygılarımı sunuyorum. Bize güvenmeye devam edin. Bugüne kadar güveninizi boşa çıkartacak hiçbir davranış içerisinde olmadık. Bize inanın, inandınız. Rabbim hepinizden razı olsun. 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerde inşallah inanıyorum ki Cenab-ı Allah dürüst, ahlaklı ve emin insanların yanında olacaktır. Ve birlikte de o gün o zaferi büyük bir coşkuyla inşallah kutlamayı Rabbim bize nasip etsin. Rabbim hanelerinizden sağlığı, sıhhati ve saadeti daim kılsın. İnşallah hanelerinizde mutluluğunuz daim olsun. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Varlığınız için, buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hepinizden.